Hayırlı uğurlu olsun Merkez Bankası bir faiz indirimi daha gerçekleştirdi. 75 bas puanlık bir indirim yaptı. Piyasanın beklentisi de bu yöndeydi. Bu kez piyasadakileri şaşırtmadı. Ve 75 bas puan indirimle 11.25'e çekmiş oldu politika Faizini. Şimdi bu ne anlama geliyor? Yani merkez bankasının faiz indirmesi ne anlama geliyor? Biraz bundan bahsedeceğiz. Merkez bankasının neden faizleri bu seviyeye çektiğinden bahsedeceğiz. Açıklamaları birebir sizlere aktaracağım. Diğer taraftan da bu faiz indiriminin dolar üzerindeki etkisini tabii ki birlikte konuşacağız. Merkez bankası faizi aşağıya çekti. Her zaman olduğu gibi. Geçen ay da aynısı olmuştu. Ondan önceki ay da aynısı olmuştu. Her zaman olduğu gibi. Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte dolarda da aşağıya doğru bir yön görüldü. 88 civarındaydı Merkez Bankası kararını açıklamadan önce dolar kuru. 84 seviyesine kadar gevşedi. Hatta şu anda da 584.67'den işlem görüyor. Peki nasıl oluyor bu? Yani ekonominin genel kuralları der ki bu kadar sert faiz indirimleri varsa ekonomiyle ilgili kırılganlıklar bu kadar yoğun bir şekilde artıyor ise aynı zamanda artık reel faiziniz net bir şekilde eksiye düştüyse nasıl olur da dolar kuru yukarıya gideceğine aşağıya düşer. Bunun hepsinin detaylarını sizlerle paylaşacağım. Ama onun öncesinde gelin Merkez Bankası bu faiz indirimin neden yapmış? Hiç yorumsuz birlikte okuyalım. Diyor ki son döneme ilişkin veriler iktisadi yani ekonomik faaliyeti toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşme ile birlikte ekonomide Toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin alınan tedbirlerinde katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir. Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun düşük düzeyi gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirmektedir. Mevcut küresel finans koşulları ve son dönemde küresel ticarete ilişkin beklentilerdeki kısmi iyileşme, gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemektedir. Bununla birlikte korumacılık önlemlerinin küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir diyor. Ne anladık buradan? Valla benim anladığım şey şu. Bütün bunların sonunda Merkez Bankası'nın bırakın faiz indirmesini faiz arttırması gerekiyordu. Küresel riskler devam ediyorsa, eğer ki Türkiye'nin riskleri devam ediyorsa, eğer ki ihracatın büyümeye katkısı iyiden iyiye azalmaya başladıysa, reel sektör sıkıntıdaysa, kredi alıp vermeyle ilgili problemler devam ediyorsa, finans sektörüyle ilgili sıkıntılar varsa, bunların hepsi bu açıklamanın içerisinde ayrıntılı bir şekilde var. Bakın ne diyor? İktisadi faaliyetin sektörel yayılımdaki iyileşme devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir diyor. Yani sektörel olarak yavaş yavaş toparlanıyor gibi görünüyoruz. Ama bir yandan da yatırımlar yapılmıyor diyor. Hani bu ne perhiz bu ne lanatürsüz derler ya aynen o. Bizim söylediğimizi söylüyor aslında. 3000 tane firma konkordato ilan etti. Bir yıl esnaf kepenk kapattı. İflaslar devam ediyor ama biz yine de faiz indirerek belki bu durumu kurtarabiliriz düşüncesindeyiz diyor Merkez Bankası. Bakın Merkez Bankası'nın bu adımı sayesinde bankalarda büyük bir risk altına girdi. Bunun altını çizeyim. Bankalar mevduat toplamakta daha da zorlanacaklar anlamına geliyor. Niye zorlanacaklar? Gayet basit bir sebep var. Sizin 100 bin lira paranız var. Bunu götürüp bankaya yatıracaksınız. Çok düz bir hesap yapıyorum. Yani vergiyi, stopajı, onu bunu hiçbir şey işin içine katmıyorum. Sadece çok basit düz bir hesap yapıyorum. Eğer ki diğer tüm etkileri de işin içine katarsak eksi daha da büyüyor. Diyelim ki sizin 100 bin liranız var. Götürüyorsunuz bankaya yatırıyorsunuz ve bir sene vadede bekletiyorsunuz. Bir sene sonra sizin alacağınız para 110 bin lira, 111 bin lira civarında bir para oluyor. Diyelim ki o 11.25'in tamamını size verdiler ki böyle bir şey yok. Normal koşullarda onu kredi verirken o 11.25'i baz alıyorlar. Onun altında 1,5-2 puanlık bir pay bırakıp size mevduat faizi ödüyor bankalar. Yani paradan parayı bu şekilde kazanıyor bankalar. Yine çok düz hesaplarla söylüyorum. Dolayısıyla sizin alacağınız para Maksimum 109-110 bin lira civarında bir para olacak. Yani 9 bin lirayla 10 bin lira arasında bir para kazanacaksınız. Bir yıl paranızı o bankada bekletme riskini göze aldığınız an. Hem de Türk lirasında bekletiyorsunuz bakın. Dolarda falan değil. E, o zaman... Şimdi soruyorum size 100 bin liranızı götürüp 9 bin lira aldığınızda %11.84 oranında bir enflasyonla karşı karşıya kaldığınızda ki Merkez Bankası bu faiz indirimlerini ben enflasyonun %8.5 olacağını düşünerek yapıyorum diyor. Ama enflasyonun düşmesiyle ilgili herhangi bir emare hala yok. Yani neye dayalı olarak enflasyon düşüyor onu anlamak mümkün değil. Ha velev ki TÜİK'in hesaplarına göre gidiyorsak o zaman da size şunu söylerim. Devletin size söylediği enflasyon %8,5 olabilir. Ama siz paranızı götürüp 100 bin liraya 110 bin lira geri aldığınızda yani 10 bin lira faiz aldığınızda devletin size sunduğu enflasyon 8,5 iken mal ve ürünlerin fiyatları %20-25 oranında realde artmış ise siz %15 oranında zarar etmiş oluyorsunuz. Evet, %15 oranında zarar etmiş oluyorsunuz. Diğer taraftan velevki devlette de dedik ki yok kardeşim %8,5'a çekemedik. Çünkü daha önce de hedefler hatta geçtiğimiz yılın sonundaki hedefler tek haneli rakamlarda aslına bakarsanız enflasyonda velevki o tek haneli rakamlara ulaşılamadı ve %11'lerde kaldı siz eksi faiz almış olacaksınız. Evet paranızı yatırdığınızda eksi faiz alacaksınız. Yani enflasyonun altında paranız kalacak, paranız ezilecek. Diğer bir yığın ürünün fiyatı artarken sizin paranız banka mevduatında ezilecek. Şimdi soruyorum size. Bu koşullar içerisinde siz götürüp paranızı bankaya yatırır mısınız? Bir, daha ötesi yatırımcı, parayla para kazanmak isteyen, parasını bir şekilde değerlendirmek isteyen kişi götürüp parasını bankaya yatırır mı 2 üçüncüsü eksi faiz ortamında ve ekonomik kırılganlıkların devam ettiği bu ortamda millet parasını bankaya mı götürür yoksa dolara mı yatırır? Bunların hepsinin cevaplarını kendiniz verin arkadaşlar. Benim size herhangi bir şey söylememe gerek yok. Bunların cevaplarını kendiniz vereceksiniz. Gayet basit sorular soruyorum size. Şu anda Merkez Bankası diyor ki benim öngörüm, benim hedefim enflasyonun %8,5 olması yönünde. Onun için ben faizleri aşağı indiriyorum diyor. Ama aklı başında ekonomilerde merkez bankaları öngörüye göre değil, gerçekleşmelere göre faiz politikalarını belirlerler. Eğer ki o ülkede kırılganlıklar artıyor ise faiz artışına giderler. O ülkede kırılganlıklar azalmışsa, enflasyon reel olarak düşmüşse, yani 8'e gelmişse o zaman 10 düzeyine Çekerler faizi. Şimdi bizim reel enflasyonumuz ne? 11.84 Peki şu anki bizim faizimiz ne? %11.25 politika faizimiz. Muhtemelen bir kez daha altın çizerek söylüyorum mevduat faizimiz belki de yüzde onun altına gevşeyecek. Mevduat faizi deyince sakın kafanız karışmasın. Yani sizin kredi faiziniz değil. Siz gidip bir ev almaya kalktığınızda bir araba almaya kalktığınızda bankanın size sunduğu faiz oranı değil. Sizin paranızı bankaya yatırdığınızda bankanın size vereceği faiz oranından bahsediyorum. Bankaya yatırılan her para zarar yazmış olacak. Nereye gelmeye çalışıyor? Finansal kesimi büyük bir risk altına sokuyor aslına bakarsanız. Doları falan geçtim. Doların kırılganlığı zaten tamamen arttı ve artmaya devam edecek. Daha da önemlisini söyleyeyim size. Bakın hem geçtiğimiz ay hem ondan önceki ay Merkez Bankası'nın ilk faiz indiriminde yani faizi indirdiği ilk günlerde dolar gevşiyor. Daha sonrasında da yukarıya doğru hareket ediyor. Merkez Bankası şu anda resmen bir deney yapıyor arkadaşlar. Aslında Türkiye'nin ekonomi yönetimi ve Sayın Cumhurbaşkanı bir deney yapıyor. Hani bir iddiada bulundular ya biz faizi aşağı indirdiğimizde enflasyon düşer. Aslında enflasyon tamamen faiz kaynaklı dediler ya onun ispatı çabasına girmiş durumdalar. Evet söyledikleri şey gerçekleşiyor. Yani faizi aşağı indirdikleri zaman enflasyon da aşağı iniyor. Ama piyasa gerçekleriyle uyuşuyor mu? Asıl mesele bu. Şimdi siz faiz indirimini neden yapıyorsunuz? Enflasyonu aşağıya çekmek için mi? Tabii ki hayır. Ayrıca gerçek enflasyonun aşağıya çekilmediğini artık Sağır Sultan bile duymuş durumda. Mevzu şu. Merkez Bankası faizleri aşağı indiriyor. Kamu bankaları da Merkez Bankası'nın bu faiz indirimlerine uygun hareket ettiriliyor etmek zorunda kalıyor. Aslında kamu bankaları bile bu faiz ortamının akılcı olmadığının gayet farkında ama mecburen görev zararına rağmen ki bu faiz indiriminden sonra kamu bankalarının görev zararları hızla arttı. Ziraat Bankası'nın 3.6 milyara gelmiş bir görev zararı var. Bunu da unutmayın ve bu görev zararları artarken varlık fonu şirketlerinin sürekli olarak borçları ve zararları artarken yapılan bu hatalı finansal yöntem nedeniyle diğer yandan esas amaç olan faizin indirilmesinin piyasaya yansıması gerçekleşmiyor arkadaşlar. Sadece 3-5 tane ballı kaymaklı müteahhit kendi aralarında fiktif işlem yaparak ellerindeki tüm stokları konut stoklarını kamulaştırabilmek için bu uygun faiz ortamını kullanıyorlar. Yoksa sokaktaki vatandaşa kredi verildiği falan yok ya da özel sektör bankalarının sokaktaki vatandaşa kredi verdiği falan yok. Vatandaşın da koşa koşa parasını mevduata yatırdığı da yok. Bunu nereden anlıyoruz? E, dolar miktarı her geçen gün artıyor. Evet vatandaşın satın aldığı dolar miktarı her hafta milyon dolar milyon dolar artıyor. Peki bundan sonra ne olacak? Dolar almayı bırakacak mı insanlar? Hayır. Dolar almaya devam edecekler ki... Bu koşullar içerisinde zaten vatandaşın dolar almasından daha doğal bir şey de yok. Ha e diyeceksiniz ki dolar düşüyor. Evet kısa vadeli olarak dolar düşüyor. Hem dediğim sebeplerden dolayı yani Merkez Bankası'nın rastlantı bu ya. Merkez Bankası'nın her faiz indiriminde dolar bir miktar gevşeyip daha sonra yukarıya doğru hızlı hareketin devam ettiriyor. Hem de küresel piyasalar nedeniyle özellikle Amerika ile Çin arasında ticaret anlaşmasının yapılması ve gerginliğin birazcık azalması sebebiyle şu anda dolarda hafif bir gevşeme yaşanıyor. Ama bakın Libya krizi, Suriye krizi, Doğu Akdeniz krizi, Amerika'da Trump krizi hala ortada duruyor. Ve bu krizler ortada durduğu sürece de bu işin içinden çıkılması öyle kolay değil. Ve önümüzdeki günlerde gelişmekte olan ülkelerin para birimleri yine hızlı bir şekilde değer kaybedecekler görünen bu. E, Türkiye'de Türk lirası dolar karşısında değer kazanmaya devam edecek mi? Hayır arkadaşlar. Bakın hayır ısrarla söylüyorum. Bu bir inatlaşma meselesi değil. Aslında inatlaşan biz değiliz. Biz durum tespiti yapıyoruz inatlaşan şu anda bu ülkeyi yöneten ekonomik kurmayları özellikle Hazine ve Maliye Bakanı doları belli bir seviyede tutmanın ekonomik başarı olduğunu söylüyor. Ama Merkez Bankası'nın açıklamasını detaylı bir şekilde okursanız aslında reel sektörün ne kadar büyük bir sıkıntıda olduğunu, bankacılık sisteminin nasıl derin bir uçuruma doğru sürüklendiğini net bir şekilde görüyorsunuz. Küresel piyasalardaki riskleri görüyorsunuz ve merkez bankasının aslında tamamen memur zihniyetiyle yani emri yeri getireyim bana ne kardeşim ben koltuğuma bakarım zihniyetiyle bu faiz indirimlerini yaptığının da çok net bir şekilde farkına varıyorsunuz. Son söz. Bakın bu faiz indirimi sonrasında önümüzdeki bir iki hafta içerisinde daha önce söylediğim 5.95'de olduğu gibi bu kez 625'i test edecek dolar. Doların kırılganlıkları her geçen gün artıyor ve bu enflasyon üzerinde bir baskı yarattığı gibi aynı zamanda reel sektör, işsizlik ve finans sektörü yani bankacılık sektörü üzerinde de çok derin bir risk yaratacak arkadaşlar. Bütçe açığı üzerinde çok sert bir etki yaratacak arkadaşlar. Bakın Türkiye'nin bütçe açığı her geçen gün artıyor ve bu bütçe açığı içerisindeki faiz giderleri balonu da her geçen gün şişiyor. Madem her şey bu kadar olumlu, Türkiye arka arkaya bu kadar rahat bir faiz indirimi yapabilecek bir süreçte madem Türkiye'nin ekonomiyle ilgili kırılganlıkları azaldı neden böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Açık ve net bir şey söyleyeyim size sevgili dostlarım. Merkez Bankası'nın bu faiz kararı önümüzdeki süreçte ekonomi üzerindeki kılganlıklara artık çarpan etkisi yapıyor. Ve bu çarpan etkisi nedeniyle çok büyük bir ekonomik krizle, çok ciddi bir dolar şokuyla karşı karşıya kalmamız an meselesi. Hem o ekonomik kriz hem de o kur şoku öncesinde kademe kademe doların yükselmeye devam ettiğini hep birlikte izleyeceğiz. Yakın zaman içerisinde hem de 1 iki hafta içerisinde 6.25 seviyelerine hazır olun sevgili dostlarım. 6.25'in sonrasında 6.80, 6.80 ile birlikte de zaten panik başlayacaktır. Özellikle dolar kuru cephesinde. Borsa mı ne olur? Borsa gerçekçiliğin tamamen yitirdi zaten. Bugün 122 bini gördü. Yarın 150 binde olsa şaşmam. Ama borsa içi tamamen boş, koskocaman bir balon haline geldi. Ve bu balon patladığında ne yazık ki her zaman olduğu gibi yerli ve küçük yatırımcılar büyük zarara uğrayacaklar. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videomda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın.